Diyarbakır'da ve Güneydoğu'da bu işin hiç yapılmadığını araştırıp öğrendiğimde burada neden bunu yapmayalım düşüncesiyle yola çıktım. Ve bunu Sayın Kaymakamımız, Yenişehir Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Serdar Kartal Bey ile paylaştım bu bilgiyi. Kendisi de görselleri, İstanbul'da değişen padişah türbe örtülerini, puşideleri gösterdiğimde çok beğendi. Ve hemen biz de burada bir çalışma yapalım dedi. Bizim böyle bir atölyemiz, yani Maraş işi tekniğinin yapıldığı, gergeflerin kullanıldığı bir atölyemiz Olgunlaşma Enstitüsü'nde yoktu. Dolayısıyla bu işe en başından başladık. Bu işin eğitimini almamız gerekiyordu. Yine Sayın Kaymakamımız sağ olsun bize destek sundu. 5 kişilik bir ekibimizi bir haftalık bir eğitime gönderdi İstanbul'a. Hazreti Süleyman'daki 27 şehit sahabemizin olduğu İçkale'de bulunan, camide bulunan bir odadaki kabirlerin değişimiyle başladık. Ve 27 Mayıs'ta o kabir örtülerini yeniledik, yani bitirdik. Yani yaklaşık 10 ayda bitirebiliriz, tamamlayabiliriz dediğimiz örtüleri Ramazan ayında gündüzlü, geceli, hatta sahurlara kadar çalıştı arkadaşlarımız. 2,5 aylık bir sürede tamamladık. Şimdi Hazreti Süleyman'daki örtüde bizzat oradaki mezar taşlarındaki desenleri kullandık. Burada da Eğil'dekinde de biraz ikisinin karışımı bir desen motif kullandık. Bu örtüye 7 Ağustos 2018'de başladık. Ancak Hazreti Süleyman örtüsü daha küçük kabirlerdi. Buradaki iki peygamber örtümüzün her biri, ikisinin de ölçüsü aynı. 5-6 metreye yakın boyu, 4 metreye yakın eni var. Dolayısıyla biraz daha uzun bir zaman alacak. Birinci örtümüz bitmek üzere. 7 Ağustos'ta başladık. Birinci kabir örtümüz bitmek üzere. Yani diğerini de artık aynı eşit bir zamanda veya daha kısa bir sürede bitirmeyi planlamaktayız. Bundan sonraki hedefimiz de inşallah, Allah kısmet ederse, hayalimiz daha doğrusu, Kabe'nin örtüsüne bir parça da olsa işleyip bizim el emeğimizin orada serilmesini istiyoruz. Sabah 8.30'da gelip mesaiye başlıyoruz. Gücümüz yettiğince çalışıyoruz mesai saatinden de çıkarak. Çünkü manevi gücü yüksek, gönüllü olarak kendimiz isteyerek fazla çalışıyoruz ki yetiştirmek için. Eyüp Peygamber kabri örtülerinde inşallah manevi bir gün olan Mevlid Kandili'ni yetiştireceğiz. Ümidimiz bu.